Ben deydi. Peki Hı. oyuncu Dilan Çiçekdeniz e, bir paylaşımda bulundu. Pamela Anderson gibi poz verdi de diyebiliriz aslında. O pozun altına çok sayıda yorum geldi. İyi yazanlar da var, eleştirenler de var. Neler yazmışlar? Sen daha güzelsin diyenler var. Kimileri de Pamela olmak için 40 fırın ekmek yiyip yuvarlak hatlara kavuşman gerekir diyor. Sana Sen nasıl buldun bu pozu? Bu arada fotoğraftaki de. Pamela Anderson değilmiş. Onun hayatını oynamıştı. Hayatının anlatıldığı filmde rol almıştı. Lily James'miş. Bunu da söyleyelim. Evet. Ha. Neyi söyleyeyim yani? Yani ee, nasıl buldun iki pozu? Buldu. İkisi aynı insan değil mi? İki, Yo, o Dilan aynı insan. <laughs> Yo, bir dakika şu ki. <laughs> Dilan Çiçek Dilan çiçeklerim. Deniz. Ha. Bu da Lily James. Yo Lily James. olmuş. Niye ya, olmamış? Pamela Anderson olmuş. Niye abi. olmamış? Olmuş, olmuş. Neden? Güzel. Çok da olmamış sanki. Ya kişi, bu kıza sarışınlık gitmiyor bence. Evet. Aynı fikirde. Yani sarışınlık Hı. gitmiyor. Şimdi Pamela e, sarışınırsa... ötesinde biraz evvel seni de şöyle bir seyirci de balık inceleme. Eti, yuvarlak hatlar Bazı var. insanlara evet balık eti ve yuvarlak hatlar o kadar çok yakışıyor ki. Bak evet. bunlardan bir tanesi de sensin. Sen çok zayıflarsan bütün alan biter. Evet ee, Dilan da bir takım bir, bir sağlık sorunu da yaşadı. Bir alerjik bünyesi var ama şu iki kareyi yan yana getirdiğinde sağdaki Lily James bu tarzı daha iyi taşıyor görünüyor. Evet. Yani tabii. Yani şimdi zaten bu karaya baktığım zaman direkt aklıma cezanın fark var şarkısı. ya. Yani, evet, evet evet evet. Yani tek başına bir fotoğraf <laughs> karesi olsa ne kadar güzel dersin. Ben ayrıca sarı saçı da çok beğendim ona çok yakışıyor. Ben beğenmedim ya ona koyu renk koyu renk yakışıyor. Yani bazı insanlar hani nasıl anılırsa Hı. hani öyle devam etmesi güzel oluyor ya sarışınlık olmamış. Pamela Anderson da bir sözünü paylaşmış. Sarışın olmak harika, düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay diyor. Gerçekten Lily James ile Dylan arasında da baya bir fark var. Tek başına bir fotoğraf olsa dersin ki Aa, çok güzel orada parlıyor. Evet ama Lili bir fark Ya herkesin yani. kendine e, özgü bir tipi ve tarzı var. Onun Öyle. dışına çıkmaması lazım. Yani ya da biri bu gibi da olmaya çalışmamak, olmaya çalışmamak lazım. lazım. Instagram e, kızları var. Bu da bu da zamanla oturan bir şey. Yani daha e, Dilan genç bir e, bayan ...onun da yavaş yavaş tarzı ve tipi oturacaktır. Şimdi böyle arayışlar olması çok normal. Valla e, balık eti hali, yüzü gözü son derece çarpıcı ve güzel olan bir oyuncumuzla... ...bir zayıflık, bir daha ince, daha da ince... ...Instagram'daki kızlar gibi olma yarışına girdi ve şu an bütün özelliğini kaybetti. Kim? Dün. <laughs> yani şimdi söylemeyelim de... E, ha söylenmeyecek bir şey. Yok yani, aslında zaman zaman da konuşuyoruz. Ee, yıllar önce böyle bir diziyle gençlik dizisiyle tanıdık onu. Böyle daha yuvarlak katları vardı. Daha böyle masum daha bebeksiydi. Ee, yıllar geçtikten sonra daha vamp bir kadın olmak istiyor galiba değil mi? Daha öyle gözüküyor. Bence daha Instagram'daki e, böyle 32 beden işte sıfır beden diyorlar evet. ya sıfır beden genç kadınlarına özgü bir şey var. Yani siz hal. sıfır beden genç kadınlarını vamp görebiliyor musunuz? Vamp olabilme şansları var mı? İşte Bazıları öyle olduğunu düşünüyor. Halbuki Eski halleri çok daha güzel. Herkese yakışan bir beden ve kilo var. Sıfır beden dünya cünlü bir mankene yakışabilir. Ama bu senin de onu rahat taşıyacağın, güzel taşıyacağın anlamına gelmiyor. Aynı kıyafet gibi yani. Yüzün gözün değişiyor zaten o kadar kilo verdiğin Müslim zaman. Yüz kemiklerin bile değişiyor. Evet. Ee, normal şartlar altında ikisinin bir araya gelmesi ve... Aynı kareye girmesi pek mümkün olmayan iki ünlüden bahsedeceğiz şimdi. Ne oldu da biz onları yan yana getirdik ikinci sayfa olarak. Bir tarafta 48 yaşındaki ünlü yönetmen ve tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü yönetmen Onur Ünlü. Diğer tarafta da ünlüler dünyasının en renkli siması Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk. Onları bir araya getiren bu ilginç tarzları oldu. Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün tarzı için giyim tarzına karışmıyorum, ne? kendisi seçiyor diyordu. Safiye de Fahiy'in tarzını çok beğendiğini sık sık söylüyor. <laughs> Ve bu şarkıyla buluştular. <gülüyor> <gülüyor> Biz buluşturduk. Ya bu iki ismin tarzı biraz birbirine benziyor. İkisi de farklı olmayı renkli trenleri tercih, tercih ediyorlar. Seviyorlar. Evet, çizgi dışı olmayı seviyorlar. <laughs> ee, yine soralım sana. Erkek erkek arkadaşın <laughs> yanına bu kıyafetlerle geldi. Yok, teşekkür ederim. Ha? Ben almayayım. Ya e, Faik abi yakışıyor. Yani bazı <laughs> insanlara bazı şeyler yakışır ama Faik abi zaten renkli bir sima, renkli Aynen. bir isim. Ama e, Hani bu normal insanlar için geçerli olur mu bilemedim. Yani tercih Hı. eder miyim? Etmem. Evet. Onur Ünlü'nün tarzını nasıl buldun? Onun yok, o da, onu da, da almıyor. Şey onu da almıyor. Sen baştan beri gördüm. Berkay'ın interliğini almıyor, Onur Ünlü'nün tişörtünü almıyor. Ben yok. Değişeyim ben. Yani ben şeyi seviyorum. <laughs> e, erkekte de kadında da yani o sadelikteki asalet seviyorum. Hı. Yani çok böyle. Marka yazan şeyler giymem ha. yani hmm. onu bilen bilsin evet. anlatabiliyor muyum hani yine marka giy ama böyle işte ben marka giydim Şurayı, diye buraya C, yazan e falan yani işte ne bileyim ıncıklı cıncıklı karı Işıklı, alacalı otobeler, bulacalı gezme diyorsun. yani bir marka var işte o V ile başlayan ha. mesela onu çok severim ama onun bile sadesini. Onu Demet Akalın çok tercih eder o markayı. Demet Akalın onun vitrine yürüyen bit. Bitrine evet, zaten. Yani. Ya ben e, keza erkekte de e, şeyi seviyorum. Böyle hani o sadelikteki asaleti hmm. severim. Hmm. Ben böyle çok sevmem. Peki asla giymem dediğin parçalar var mıdır? Kendine yasakladığın parçalar var mı? Var tabii. Mesela ben e, bana çok kot pantolon giymek yakışmaz. Hmm. Ee, yakışır aslında. Evet, yakışır gibi ee, duruyor yani sen yakıştırmıyorsun bazı birkaç modeller var evet. onlar yakış, yakışıyor ama onları da çok fazla tercih etmiyorum açıkçası bana genelde böyle ceket tarzı yani ben şey salon kadınıyım <laughs> mesela spor giyindiğim zaman yadırgıyor insanlar mesela ben spor giyiniyorum ya evet. hani eşofman giyiyorum muhakkak <laughs> takım bakı takarım mesela purlantalar eşofmanlarla meçekmeyi seviyorum Hı -hı. yani o bir ağırlık veriyor anlatabiliyor evet, muyum evet sen seviyorsun ben, ben yani seviyorum arada böyle sahne kadını gibisin aslında e evet seviyorum yani bazı insanlarda da gerçekten onları biz hep takım elbiselerle görmeye alışmışız. Eşofmanlarla da görünce şaşırıyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de Kadir İnanır. Evet. Kadir İnanır'ı ben böyle beyaz eşofman takımıyla görünce yolda görsem tanımam öyle söyleyeyim evet, sana. Evet aynen aynen. Ee, geçtiğimiz Kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan efendim. Usta isim Kadir İnanır önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ee, yürümekte zorlanan usta oyuncuya sevgilisi Jülide Kural destek oldu o fotoğraf kareleri de şimdi ekrana gelecek aracından inmiş mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlenmiş Kadir İnanır ve çok da keyifsizmiş o keyifsiz hallerde dikkat çekmiş. Evet keyifsiz olduğu belli. Belki şoförü de hani gazetecilerin görüntü almasına beklediyse hmm. Evet. bence neye görüntü insan vermek diyorsun? istemedi. O sırada bir de şoför varsa tabii ki. O zaman yani, ekstra bir gergin olacak. Sanınca da burnundayken yani o, yüzü de gülmüyordur yani. Zaten gülmüyor belli. Mutluluk, evet. Keyfi de yok. Ama, ama. eskiden de gülmezdi ya. Kadir'in İnanır hep böyle bir şeydi yani. Ciddi hep biri. Bir ben ondan hep korkmuşumdur. Mesela Öyle mi? <laughs> evet vallahi e, yıllar önce e, rahmetli Sakıp Sabancı'nın e, köşkünün bahçesinde bir <laughs> e, yemek vermişti dostlarına. Orada Kadir İnanır da vardı. Evet. Ay Kadir İnanır ben sahne yani alırken şarkı söylerken kızgın kızgın bakıyor bana. Eğilin dedim ki Affedersiniz ben bilmeden size bir şey mi yaptım? Yo dedi. Seni çok ciddiyetle dinliyorum dedi bana. <laughs> A, ciddiyet ama kızgın bir surat tamam mı? Ben Kadir'in hep çok korkarım. Korkmuşumdur. Korktuğum <laughs> insanlardan evet. Yani o kadar kızgın bakıyor ki ama onun ciddiyeti. Ciddiyeti. Tabii. Yani Ama pamuk gibidir. Çok ayrı. Pamuk kalbi gibi. pamuk tabii, gibi tabii. olabilir. O kadar yakın tanımıyorum ama hep ciddi bir adamdır. İnsanın tanımak isteyeceği kişilerden ben de daha çok genç stajyer muhabirdim. Ay bir azarını işittim. Bak. Telefon böyle gitti geldi. Bak. Ama sonra nasıl Ay, yani, insanın pamuk, evet pamuk. gönlünü almasını biliyor. Allah şifasını biliyor. versin. E, yeni fotoğrafları getirelim. Etilerde görüntülediği fotoğraflar. Saçlar sakallar da uzamış sanki değil mi? Evet. Böyle bir... Değiştirmiş imajını da. Belki teste ee, gidiyor sonucunu alacak bir evet, sıkıntılı bir, bir keyifsiz, süreci belli. olabilir. Çünkü şimdi bak ünlüler de sizler de son derece iddialı insanlarsınız. Hiçbir e, ünlü bir jön, bir zamanların jönü ya da bir az solisti, şarkıcısı kendini bırakmış olarak gösterilmek görülmek istemez. Görünmek istemez. i̇stemez. Evet. Hele de bu Kader İnanır evet. gibi iddialı bir isim. Ne güzel bir hayat arkadaşı var, bir yol arkadaşı var. de Kural onun her zaman yanında. Evet. Bu çok önemli. Evet. Yani başlık evet yürümekte zorlandı ama yürümekte hiç zorlanmayacak. Hanımefendi yol yanında var. olduğu sürece o konuda şanslı. Allah yarımız.